Oyuncağındır ekranlarına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte bu Minecraft benzeri ama grafiklerinin daha iyi olduğu bir oyuna böyle ilk bakış yapacağız. Oyun Creativerse denilen aynı Minecraft mantığı mekaniklerinin çok benzer olduğu bir oyun. Steam'de ücretsiz. Ben Minecraft hiç oynamadım. Hani ama az çok hani uzaktan bilirim kendisini, nasıl bir oyun olduğunu. Bu da onun mantığına dayanan farklı bir oyun. Herkes buna Minecraft 2 diyor. Şunlara bak. Şunlara bak. Neymiş şunun adı? Pixie. Şimdi aynı oyun crafting yani loot yapma, hayatta kalma. Kendi dünyanızı oluşturabiliyorsunuz. Onun içinde yaşayabiliyorsunuz. İsterseniz sunucular var. Başkalarının oluşturduğu dünyalara katılabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla çok keyifli olacak bir oyun. Şimdi Q ile crafting menüyü açabiliyoruz. Crafting menüde bunlar geliyor. Ondan sonra çeşitli materyalleri topladıkça ve çeşitli craftları yaptıkça yenileri açılıyor. Mesela şundan başlayalım. Ne istiyormuş bu? 5 tane odun, bir tane sarmaşık, parmaşık bir şeyler falan filan. Hemen şuradan toplamaya başlayalım. 5 tane odun. Toplaması falan çok hoş olmuş ya. Şimdi sarmaşık, sarmaşıkları şurada. Gerçi sarmaşıkla odun da alabilirdik. Mi? Evet. Odun da veriyor bu. Aynen. Tamam, topladık. Hemen ilk craftımızı yapalım. Haydi bakalım. Şimdi bak mesela craft, bir tane craft yaptık. Hemen taş kılıç açıldı. Onu da öğrendik. İstedikleri bunlar. Şunu falan yapmak için crafting table yapmamız lazım. Evet, aynen. Tab tuşuyla atak moduna geçiyoruz. Nasıl? Yeni yaptığımız kılıcımız. Şuradan bir tane pixi avlayalım mı? Gel buraya. Pixi, gel buraya. Oha, oha. Vurma. Yeter, vurma. Aynen, tamam. Deri topladık. Ve kristal tarzı bir şey topladık. Haydi bakalım. Şimdi bize taş lazım. Taş bulmamız lazım. Aynen, taşlar da şurada. Bakın, o haritada böyle gizli yerler var, böyle mağaralar var, değişik girebileceğiniz yerler var ama bunun içinde tabii hayvansal yaratıklar var. Ben bir kere girdim, oradan çıkamadım. Hemen tekrar toplama moduna geçelim. Şuradan taş toplayalım. Güzel, burada güzel taş varmış. Şimdi tekrar Q'ya basıyoruz. Bak mesela taşı topladık, crafting tool kısmı geldi. Burada prosesör var, yani işlemci. Bunu yapmamız için ne diyor? 3 tane odunumuz varmış. Odun ve taş. 2 tane daha taş toplayalım. Aynen. Sonra şuradan odun. 6 tane daha odun toplayacağız. Topla baba. Tamam. Topladık. 6, 7 oldu hatta. Hemen buradan craftlayalım. Bak, craftladık, yeni şeyler geldi. Ne gelmiş? Forge öğrenelim. Bir de burada ne bu? Extractor. Tabi bunlar ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası. Hemen. Kaça gelmiş? 4. Şuraya koy abi. Aynen. Şimdi bunun üstüne geldiğin zaman bundan neler yapabileceğini sana gösteriyor. Buna tıklıyorsun. İstersen 8 tane şu wood rod ya da 2 tane wood slab yapabiliyorsun. 20 saniye sürüyormuş, 10 saniye sürüyormuş. Sarmaşıktan 4 tane halat yapabiliyorsun. Çok güzel olmuş ya. Mesela şurada bize ne gösteriyordu? Aynen, wood slab. Mesela 6 tane wood slab istiyor. Aynen, buna geliyorsun. Bak, iki tane wood slab yapıyor şu an. 10 saniye sürüyor yapması.
Animasyonlar falan çok güzel olmuş ya. Bir de yani öyle şey bir oyun değil. Mesela buradan aldık. İki tane Wood Slab'imiz oldu. Mesela bunu da koyup dört tane şundan alabiliyoruz. Neyse o. Onun da adını bilmiyorum ama. Aynen. Bu forge yapmak için de mesela taş için de aynı. Bu sefer taşı koyuyorsunuz. Stone slab yapıyorsunuz. Onun dışında red rock, bedrock. Bunlar olması gerekiyor forge yapmak için. Bak mesela ne açılmış? Korkuluk mu ne bu? Bir şeyler. Dediğim gibi yani armor kısmı var, storage kısmı var, dekoratif. Buradan işte değişik değişik evler yapabiliyorsunuz. Bir de bu bak şu elimiz var ya bizim sağdaki. Bunu geliştirebiliyorsunuz. O elimizdeki o toplamaya yarayan aleti geliştirebiliyorsunuz. Onun için de bayağı bir şeyler istiyor. Bayağı bir toplamak lazım. Yani açıkçası. Harita şuradan çantamıza bakabiliyoruz. Blueprint dediği hani açıkçası bunların ne olduğunu, bunlar hazır bir şeyler galiba. Yani çok çözemedim bunların ne olduğunu. Ve haritamız var. Haritayı da tabii bir kısmı kapalı. Bunları gezmek gerekiyor açmak için. Haritanın çeşitli yerlerinde şöyle göstereyim. Bu dokular falan değişiyor. Şurada gördüğünüz gibi işte kuma dönüyor ortam. Burada değişiyor. Burası farklı bir alan. Buralar farklıdır muhtemelen. İşte oraları gezmek gerekiyor. Farklı yerlerde farklı hayvanlar, yaratıklar var. Ondan sonra bak mesela bu ne bu? Bal mı bu? Topla. Beeswax. Aynen. Bal var mesela. Ağacın tepelerinde. İşte böyle hani farklı yerlerde farklı materyaller var. Onları çözmeniz lazım. Mesela şu an ses mes değişiyor. Niye değişiyorsa onu anlamadım. Tırman baba, tırman. Zirveye kadar tırman. Aa, şu yukarıdaki kar mı? Bakacağım. Çok merak ettim. Bunlar ne be? Bu sen bana saldırma. Neymiş bunlar da? Rambevu. Mesela bak mesela bak bununla bunu toplayamıyoruz. Diyor ki sana o crafting bendeki o şeyi yapmam gerekiyormuş. Mesela bu ne? Snow. Aa donuyoruz. Gördünüz mü? Bak sağda şey çıktı. Ben saldırayım mı diye düşünüyorum ama neyse. Çok çok muhatap olmak istemiyorum. Ya oyun benim çok hoşuma gitti. Oyun hakikaten bak şurada mantarlar var. Topla abi. Bu ne? Çim. Aynen. Mantarlar var. Mesela 7. Ye mantarı. Yedik. Canımız arttı. Oyun dediğim gibi benim çok hoşuma gitti. Bunu arkadaşlarınızla oturup oynayabileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Bunun pro modu var. Yani pro'ya geçebiliyorsunuz. Ücretli olan şeyi. Hani pro modunda ne fark ediyor, size ekstra ne veriyor onu bilmiyorum açıkçası. Ama bu haliyle bile bence oyun çok keyifli. Steam'de ücretsiz dediğim gibi oyunun da linkini açıklama kısmına vereceğim. Deneyebilirsiniz. Gayet güzel gözüküyor. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.